Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza kaletil mar'atu li zavciha ma ra'eytu minke hayran kattu fakat habita ameluha. Sadaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erbaikine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ kâletil mer'atü li zevcihe, bir kadın kocasına, mâ ra'eytü minke hayran kattu, senden hiç hayır görmedim dediği zaman, yani şu ana kadar veya evlendikten itibaren birlikte olduğumuz sürece senden hiç hayır görmedim dediği zaman fakat habita ameluha, o kadının amelleri boşa gitmiş olur, heder olur, geçmiş amellerini iptal eder. Yani bu kadın evli olduğu kocasının kendisine olan iyiliklerini, daha evvel iyiliklerini inkar etmiş oluyor, reddetmiş oluyor. Böyle olunca da Allah da onun bu inkarcılığına karşı sevabından mahrum bırakmak suretiyle ona karşılık veriyor. Ne zamana kadar bu? Sonra özür diler, tekrar iyiliğini ikrar ederse o zaman bu kalkar. Ama bunu söylemedikçe böyle olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amelleri, sevapları boşa gider demek suretiyle bazı alimler de yani böyle söylemenin çok kötü, yanlış olduğunu vurgulamak için söylemiştir diyen alimler de var. Yani böyle sözlerden vazgeçsin, bir daha böyle söylemesin, bu çok kötü bir şey diye vurgulamak için söylemiştir deniyor. Evet, hakikaten hiç iyilik görmediyse, hakikaten hiç iyilik yapmadıysa o zaman yalan değilse, yani yanlış değilse söylediği, ona da bir şey yok. Ona da bu vaid ona dokunmaz. Ama iyilik gördüğü halde, çok iyi geçindikleri halde bir arzusunu yerine getirmediği zaman böyle söylerse yaptıkları amellerin sevabı boşa gider, iptal olur, heder olur. Evet. İslam'da evlilik teşvik edilmiştir. Bekarlara Allah evlenmeyi emretmiştir. Fenkihu ma tabe lekum minen nisa. Kadınlardan size helal olanlardan ve beğendiklerinizden evlenin diye bekarlara Allah emretmiştir. Evlenmekten kaçan bekarlara karşı da velileri sıkıştırmış. Venkihul eyama minkum. Sizin bekarlarınızı evlendirin diye velilere de emir vermiş Cenab-ı Hak. Evlilik çok önemli çünkü aile toplumun çekirdeğidir.
toplumun sağlam olması, ailenin sağlam olmasına bağlıdır. Kur'an-ı Kerim evliliğe çok önem vermiştir. Bu nedenle toplumun düzenli, mesut, bahtiyar, güvenli bir hayat sürmesi için ailenin sağlam olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de genellikle hükümler prensip şeklinde vaz edilir. Ama bir iki konu vardır. Bunlardan birisi de aile hukuku meselesidir. Ailede karı koca ilişkilerine dair, evlenme hükümlerine dair Allah'ın emirleri detaylı olarak açıklanmıştır. Detaylı olarak açıklanmıştır. Önemine binaen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evlenmeyen benden değildir, bizden değildir diyecek kadar tehdit etmiştir. Hatta Ukkaf adındaki bir sahabiye evli misin? Hayır. Geçimini sağlayamayacağın için mi? Yokluk içinde misin? Onun için mi evlenmedin? Hayır. Zenginim deyince öyleyse sen bizden ayrıl, keşişlerin arasına katıl. Onlar evlenmezler. Bizim usulümüz evlenmektir. Evlenmeyen benden değildi. Feleyse minna. Evet. Femen râbe an sünneti feleyse minna. Feleyse minni. Kim benim sünnetimi sevmezse, evlenmeyi terk ederse, bir mazereti yokken benden değildir. Yani diyorlar ki benim adetimi yapmamış olur, benim sünnetimi yapmamış olur. Ama tabir benden değildir. O kadar ağır. Öteki sahabeye de işte sen demiş kişiliklere katıl, onlar evlenmez. Biz evleniriz. Evet, evlenmek İslam'da bu kadar önemli. Ahlakın bozulmaması için, toplum düzeninin sağlıklı olması için evlilik esastır. Cenab-ı Hak neslin devamını irade etmiştir kıyamete kadar. Neslin devamı için de kadın ve erkeğin birleşmesi lazım. Bu birleşmede de sadece Allah evliliğe cevaz vermiş, meşru kılmış, zinayı kesin kes yasak etmiş, haram kılmıştır. Evlendikten sonra da tarafların iyi geçinmelerini de Allah emretmektedir. Ve aşiruhunna bil ma'ruf, Nisa suresinin 19. ayetinde kadınlarla iyi geçinin Allah'ın emridir. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun, Bakara suresinin 187. ayetinde de kadınlar sizin elbiseniz, siz de onların elbisesisiniz buyurmuştur. Böylece karı kocanın nasıl olması gerektiğini anlatmış, açıklamış oluyor. Bir elbise insanın ayıplarını örter, başkalarına göstermez. Şu halde karı koca da birbirlerinin ayıplarını kimseye açmayacak, göstermeyecek, örtecek. İki, elbiseyle insan arasında başka bir şey yoktur, başka bir madde yoktur. Öyleyse karı koca birbirlerine en yakın insanlar olacaklar. Yani anası babası bile giremeyecek. Bir kadına kocası en yakın, bir kadına da erkeğe de karısı en yakın olacaktır. Elbise o manaya geliyor. Evet, bizi tehlikelerden korur, soğuktan korur. Ayıplarımız örttüğü gibi karı koca da birbirlerini tehlikelerden koruyacaklar. Evet, bu ayet-i celile, bu ayet-i celileler, daha çok ayet-i celile var. İyi geçim istiyor karı koca arasında. Birbirlerine saygı istiyor, birbirlerine sevgi, muhabbet istiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok uyarıcı hükümleri var. Hayrukum li ehlihi, hayrukum li ehlihi, sizin en hayırlınız ailesine hayırlı olandır ey erkekler. Ve ene hayrukum li ehli, ben de sizin ailesine en hayırlınızım buyurmuş İbn-i Mace Tirmizi hadisi. İstavsu bin nisa hayra, kadınlara iyi davranın. Onlarla kaba laflar etmeyin, latifeleşin. Güzel sözler söyleyin. Huylarına, kadın yaratılışlarından dolayı kendilerinde bulunan huylarına anlayış gösterin. İstavsu bin nisa hayra, Buhari hadisidir. Kadın yaratılışı icabı duygusaldır. Bir olay karşısında duyguları öne çıkar. Duygular öne çıkınca da aklı çalışmaz. Duygular aklını örter.
Onun için ağzından çıkanı kulağı duymayabilir. Siz onları idare edin. Onlarla iyi davranın. Fedariha teiş biha. Kadınları idare edin. Yaşamaya bakın. Öyle kavga edip de günümüzü, zamanınızı zehir etmeyin buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir başka hadis-i şerifte de siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Kadınları Allah'ın emaneti, besmele çekerek, nikah kıydırmak suretiyle, Allah'ın izniyle Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Emanete nasıl riayet edilmesi gerekirse öylece onlara, onların haklarına riayet ediniz. Emanete riayet etmeyen hain olur. Allah karşısında hainlikle cezalandırılır. Evet, böyle hadisler var. Kadınlara da tabii Kur'an-ı Kerim'de sözler var, ayetler var, emirler var. Fessalihatu kanitatun hafizatun lil gaybi ma hafizallah. Evet, Nisa suresinin 34. ayetinde saliha kadınlar, güzel, ahlakı güzel, karakteri güzel, Allah'ın sevdiği kadın kulları kanitattır, hafizattır. Ne demek? İtaatkar kadınlardır. Serkeş olmazlar, itiraz etmezler, yumuşak huyludurlar, itaatkardırlar kocalarına. Sonra da gizliliği korurlar. Yani kocasına karşı olan sırları başkasına deşifre etmezler. Ayrıca güzelliklerini başkalarına göstermezler gibi. Evet, başkasının görmemesi gereken şeyleri korurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri korurlar. Salih kadın bu. Evet, bir başka hadis-i şerifte, bu ayetti, okuduğumuz ayetti. Hadis-i şerifte elleti tesurruhu izâ nazara, uzunca bir hadis, veya okuyalım. Ve tutuyuhu izâ emara ve la tuhalifu fîmâ yakrahu fî nefsiye ve mâlihî. Ahmed ibn Hanbel'in naklediği hadis-i şerifte salihe kadın kimdir? Kocası ona baktığı zaman onu mesrur eden, emrettiği zaman, meşru bir emir verdiği zaman onu itaat eden, onun istemediği konularda, gerek kendisi gerek malı konusunda ona muhalefet etmeyen kadındır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadis-i şerifte İzâ salletil mer'atu hamseha, bir kadın beş vakit namazını kılsa ve sâmet şahraha, Ramazan ayında orucunu tutsa ve hafizat farcaha, namusunu, ırzını korusa, kocasından başka kimselere ırz ve namusunu korusa, onlara karşı ve ta'at zevcaha, kocasına da meşru emirlerinde itaat etse, kıyle leha udhulul cenneti min eyyib ebvabil cenne şi'ti, ona denir ki, melekler derler ki ahirette, cennetin istediğin 8 kapısından hangisinden istersen ondan gir denir. Evet, namazını kılıyor, orucunu tutuyor, namusunu koruyor, kocasına itaat ediyor. Evet, yine bir başka hadis, Tirmizi hadisi. Eyyüme mru'atin mâtet ve zevcuhâ anhâ râd dâhalatil cennâ. Herhangi bir kadın kocası ondan razı iken ölürse, kocası razıyım ben hanımımdan diyor, memnunum diyor, böyleyken ölürse dahalatil cennet, mutlaka cennete girer diyor Tirmizi hadisi. Yani İslam birkaç hadis ve ayet-i celle meali verdik. Karı koca arasında muhabbet istiyor, samimiyet istiyor, iyi geçim istiyor. Bu Allah'ın ve Resul'ün emridir. Buna dikkat edecekler. Evleninceye kadar birbirlerini seçmekte hakları var. Görecekler, bakacaklar. Ama evlendikten sonra fedakarlık yapacaklar. Yuvanın ayakta durması için, samimi olması için fedakarlıklar yapacaklar ve yuvanın mutlu olmasına ikisi de gayret gösterecek. Dönüşü olmayan bir yol, muvakkat evlilik yasak, ebedidir evlilik. Buna göre ikisi de kararlı olacaklar ve Cenab-ı Hak da onların kalpleri arasında muhabbet halk edecek. Ve böylece mutlu yuva olacak. Mutlu yuvalardan güzel çocuklar çoğalacak, nesiller. Yoksa kavgalı, dövüşlü,
birbirlerine karşı hiç muhabbet beslemeyen karı kocadan oluşan ailelerden doğan çocuklar suçlu tipidir. Bugünkü modern hukukta da böyledir, İslam'da da böyledir. Onun için ailenin mutlu olması lazım. Birbirlerine karı kocanın samimi ve saygılı, sevgili olması lazım. İşte okuduğum hadisler bunu anlatıyor. Şimdi böyleyken kadınların tabii bu kadınlara yönelik şimdi okuduğumuz dersimizde okuduğumuz hadis kadınlara yönelik bir uyarıdır. Kadınların yaratılışı gereği arz ettiğim gibi çabuk duygulanırlar. Bir olay karşısında ilk ağlayan kadındır. İlk gülen de kadındır. Allah onları öyle yaratmış. Duyguları üstün gelir akıllarına. Çabuk duygulanırlar. Böyle olması da onlar için en güzeldir. Neden? Çocuğu beslemek için, büyütmek için çok şefkatli olmak zorunda. Yani erkekler daha soğuk kalınıdır. Onlar kadar duygusal değillerdir. Çocukları ağladığı zaman ağlasın der erkek. Ama annesi ne kadar yorgun olsa, uykusuz olsa çocuğu ağladığı zaman şefkat duyguları baskın olduğu için her şeye rağmen kalkar çocuğunu susturur, emzirir, ona bakar. İşte bu duygusal olması çocuğu büyütmesi açısından gereklidir. Gereklidir. Allah'ın işi böyle. Biz onun yarattığına zaten kimse bir şey demez. Ama böyle bir sonucu size arz etmek istiyoruz. Evet, şimdi işte kadınlar duygusaldır ama çizgide durmasını bilmeliler. Bazen aşırı gitmemeliler. Mesela 20 sene gülüm balım geçirmiş karı koca, bir gün karısı kocasına demiş ki şunu al gel, bunu al gel. Adam da ya unutmuş ya da imkanı yok. Bir şekilde, bir sebepten dolayı onun dediğini yapmamış. Geldiği zaman kadın küplere binmiş ve diyor ki 20 sene olmuş iyi geçiniyorlar. Ama o gün arzusunu yeni getirmeyince misal veriyorum 20 sene diye. Evet, gelince arzusunu yeni getirmediğini görünce senden zaten şimdiye kadar hiç iyilik görmedim derse geçmiş kocasına itaatinden dolayı bu yuvayı güzel yürüttüğünden dolayı kazandığı sevaplar heder olur diyor. Boşuna gider. Öyle diyor Peygamber. Habita ameluha. Geçmiş yaptığı iyiliklerin sevabı uçar gider diyor. Bunu demeyin diyor. Bunu söylemeyin diyor kadınlara. Hatta bu sözünün burada yok ama başka hadiste ben diyor Miraç'ta cenneti de gördüm, cehennemi de gördüm. Allah cennet ve cehennemin olacağı şekliyle bana gösterdi. Herkesin makamlarını, yerlerini gördüm. Baktım ki diyor cennette kadınlar az. Cehennemde kadınlar çok. Neden ya Resulallah? Ayşe anamız radıyallahu anh'a validemiz soruyor. Şeylerinden, küfranlarından, küfürlerinden. Yok ya Resulallah biz Allah'ı inkar etmiyoruz. Yani küfür demek, hakikati örtmek demek. Bizde kafir kelimesi Allah'ı inkar edenlere söylenir. Ama aslında kafir, gerçeği örten adam demektir. Bu nedenle çiftçiye de kafir denir. Çünkü toprağla örtüyor. Toprağı kazıyor, örtüyor. Hatta benim babam da hocaymış. Bir başka hoca, arkadaşları beraber babam çift sürerken geçerken selamünaleyküm kafir, ey kafir demiş babama. Yanındakiler ne yapıyorsun sen hocaya kafir dedin. Babam gülerek ve aleyküm selam ey Müslüman demiş ona da. Latifeleşmişler. Sonra da açıklamış. Bu bana çiftçilik yapıyor mu şu anda? Onu söyledi. Adam alim, adam biliyor. Babam da alim, ona cevap veriyor. Ötekiler halbuki adamın boğazını sıkmak istemişler. Hocaya sen kafir dedin diye. Kafir gerçeği örten demek. O anlamda. Evet, biz de Müslüman olmayan, Allah'ı inkar edenlere kafir diyoruz. Çünkü Allah'ın varlığı gerçek ortada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği ayan beyan ortada. Bu gerçeği örtüyorlar. Onun için kafir adları. Evet, şimdi bundan biz diyor Allah'ı inkar etmiyoruz. Ya Resulallah diyor Ayşe Hanım'ız. Ondan değil diyor Ayşe'ciğim. İşte bir kadın diyor kadısı bir defasında kocası arzusunu yerine getirmedi mi? Hemen senden şimdiye kadar 10 sene, 20 sene, 30 sene canı sıkılır. Senden hiç iyilik görmedim zaten deyiverir. Küfranın nimet. Eski iyilikleri örter.
İşte bundan dolayı diyor, yaptığı sevaplar uçar gider. Ondan dolayı cehennemlik bunlar, çoğu böyle. Hemen arkasından özür dilerim, bir ağzına çıkmış bulundu. Bir şey yok, problem yok. Öyle dedi bak. İkrar ederse, vazgeçersek problem yok. Ama öyle inatlaşmış, halbuki bir sürü iyilik görmüş şimdiye kadar. O inadında, dargınlığında ölüp gitmişse diyor, yeri cehennemlik. Böyle şeyler var. Yani İslam da karı koca arasında muhabbet istiyor. Allah da, peygamber de samimiyet, mutluluk istiyor. Bu mutluluğu sağlamak için hem kadın hem koca kendine düşen görevleri bilecekler ve bu görevlerini yaparaktan karşısındaki eşine saygı duyaraktan bu mutluluğun oluşmasına katkıda bulunacaklar. Ve arz ettiğimiz gibi, hadis-i şeriflerde size duyurduğumuz gibi, ikisi de birbirlerine olan bu sevgilerinden, saygılarından dolayı cennete gidecekler. Bir müminin de hedefi cennete gitmek, Allah'ın rızasına kavuşmaktır. Cenab-ı Hak bütün müminlere mutlu yuvalar ihsan etsin. Hadis-i şerif İbn-i Adi İbn-i Asakir nakletmiş. Hazreti Ayşe validemizden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.